Mehmetana geldi gün. Kayyuma karşı süresiz direniş. İradesinin çiğnendiği antidemokratik baskıcı bir ülke değil. İnsanca bir düzende, bir arada eşit ve özgür bir yaşam istiyoruz. Siyasi iktidarı kayyum uygulamalarından vazgeçmeye çağırıyoruz. İsterdik ki halkın iradesiyle seçilmiş belediye başkanlarımızın düzenlediği şenliklere, toplantılara, halk buluşmalarına katılmak için yan yana gelebilelim. İsterdik ki ülkemizin aydınlık geleceği için demokrasiden, eşitlikten, barıştan ve bir arada yaşamdan söz etmek için yan yana gelebilelim. Ancak ne yazık ki burada hep birlikte bir kez daha bir demokrasi utancına şahitlik ediyoruz. Hakkari, Esenyurt, Mardin, Batman, Halfeti'den sonra Dersim ve Ovacık belediyelerine atanan kayyum halk iradesinin nasıl ayaklar altına alındığının en çıplak örneği olmuştur. Kayyumlar gidecek, halk gelecek. Kayyumlar gidecek, halk gelecek. Kayyumlar gidecek, halk gelecek. Bu yerel yönetim rejimi halkın iradesinin gaspına dayalıdır. Çünkü bir demokrasinin ilk ve olmazsa olmaz şartı eşit koşullarda tüm yurttaşların katılımına açık, serbest seçimler olduğu kadar bu seçimlerde tecelli eden yurttaş iradesini tanımak ve ona saygı göstermektir. Oysa yıllardır siyasal iktidarın kayyumlar aracılığıyla yürütmekte olduğu yerel yönetim rejimine halk ve seçmenler iltifat etmemekte, tüm engellere ve baskılara rağmen iktidar partisinin adaylarını ısrarla tercih etmemektedir. Dolayısıyla halkın seçmenin iradesine rağmen belediyelere kayyum atama kararıyla seçme ve seçilme hakkı bir kez daha ağır biçimde ihlal edilmiş, birlikte yaşam iradesini güçlendirecek, yerelleşmiş ve katılımcı bir demokrasiye izin verilmeyeceği tüm topluma parmak sallanarak ilan edilmiştir. Kayyum dediçe serkeftin yamaya. Kayyum dediçe serkeftin yamaya. Kayyum dediçe serkeftin yamaya. Biliyoruz ki muhalif belediye başkanlarına yönelik bu uygulamalar hukuki değil, siyasal kararların ürünüdür. Hiç kimsenin ülkede asgari demokrasi işleyişini yok etmeye, insanların demokratik iradesine ipotek koymaya hakkı yoktur. Halklarımız halk iradesinin çiğnendiği antidemokratik baskıcı bir geleceği değil, insanca bir düzende, bir arada eşit ve özgür bir yaşama hak etmektedir. Bizi berkadana geldi kurt, bizi dar faydana gelle kur, bizi dar faydana gelle.
siyaset güdümlü kararlarla seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atandı. Siyasi parti eş genel başkanlarının, milletvekillerinin, belediye başkanlarının cezaevinde tutulduğu bir ülkede asgari ölçütte de olsa demokrasiden söz etmek mümkün değildir. Bu uygulamalar siyasi iktidarın kendisine muhalif tüm toplumsal kesimlere gösterdiği birer sopadır. Türkiye'de hukukun ne denli siyasallaştığını artık hepimiz biliyoruz. Adaylık aşamasında hiçbir yasal engel konulmayan muhalif belediye başkanları seçildikten hemen sonra yaşanan görevden alma ve kayyum süreçlerinin de hukuki değil siyasi bir tasarruf olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Kürt halkı sokakta iradenin yanında, Kürt halkı sokakta iradenin yanında, Kürt halkı sokakta iradenin yanında. Belediye başkanları görevden alındıktan sonra yerlerine yine halk iradesiyle seçilmiş olan belediye meclis üyelerinden birinin değil de Cumhurbaşkanı tarafından atanmış valilerin ve kaymakamların getirilmesi ise bu hukuksuzluğun en açık göstergesidir. Siyasal iktidarın demokrasiye ve halk iradesine bakışının özetidir. Bu zihniyet tarihe kara bir leke olarak düşmüştür. Çünkü seçilmiş belediye başkanlarını görevden almak sadece halk iradesine değil, halkın demokrasiye ve seçimlere olan inancına da darbe vurmaktadır. Ülkemizin demokratik, eşit ve bir arada barış içerisinde yaşayabileceği bir gelecek, geleceği tehdit etmektedir. Halkla hiçbir bağı olmayan, halka karşı hiçbir sorumluluk duygusu taşımayan kayyumlar sadece demokrasiye değil, atandıkları yerel yönetimlere de büyük ve kalıcı zararlar vermektedir. Faşizme karşı omuz omuza, faşizme karşı omuz omuza, faşizme karşı omuz omuza. Halkla hiçbir bağı olmayan, halka karşı hiçbir sorumluluk duygusu taşımayan kayyumlar sadece demokrasiye değil, atandıkları yerel yönetimlere de büyük ve kalıcı zararlar vermektedir. Bizler Van'ın emek, demokrasi, barış ve meslek örgütleri olarak ne bu hukuksuz düzeni ne de antidemokratik dayatmaları kabul etmiyoruz. Hiç kimsenin ülkemizdeki asgari demokrasi işleyişini yok etmeye, insanların demokratik iradesine ipotek koymaya hakkı yoktur. Ülkeyi yönetenleri ülkenin en acil sorunları olan işsizlik, açlık, güvencesiz bir gelecek, her geçen gün artan borç yükü ortada duruyorken bu ülkenin gerçek sorunlarla yüzleşmeye, anayasaya, hukuka ve halk iradesine saygı duymaya çağırıyoruz. Kayyuma karşı süresiz direniş, kayyuma karşı süresiz direniş, kayyuma karşı süresiz direniş. Siyasi iktidara bir kez daha sesleniyoruz. Yaşanan bu demokrasi ayıbından, halk iradesine vurulan bu darbeden derhal vazgeçilmelidir. Hukuk dışı yollarla, baskı ve zor yöntemleriyle muhalif siyasetçileri etkisizleştirme anlayışı terk edilmelidir. Siyasi gerekçelerle hukuksuz biçimde cezaevinde tutulan tüm siyasetçiler serbest bırakılmalı, seçilmiş belediye başkanları derhal görevlerine dönmelidir. Bu çerçevede siyasi iktidarı kayyum uygulamalarından vazgeçmeye çağırıyor ve halkın iradesine saygı duymaya davet ediyoruz. Sonuç olarak demokrasinin ve serbest seçimlerin içinin bu şekilde boşaltılıp adeta bir oyun haline getirilmesi, böylelikle hukukun üstünlüğü ilkesinin, insan hakları ve demokrasi değerlerinin tümüyle ayaklar altına alınması hiçbir şekilde kabul edilemez. Siyasi iktidarı derhal bu müdahaleden vazgeçmeye ve seçilmiş belediye başkanlarını göreve iade etmeye, insan hakları ve demokrasi değerlerinden yana herkesi de siyasi iktidarın bu müdahalesine itiraz etmeye davet ediyoruz. Çünkü halkın iradesine sahip çıkmak, barış, insan hakları ve demokrasi değerlerini korumak, yurttaş olmayı sürdürebilmek için herkesin görevidir. Bizi darhadana gelin, bizi darhadana gelin, bizi darhadana gelin.
Van Emek ve Demokrasi Platformu, destek veren kurumlar, DEM Parti il ve ilçe örgütleri, DBP il ve ilçe örgütleri, CHP il ve ilçe örgütleri, Emek Partisi Van il örgütü. Her yer dersin, her yer direniş. Her yer dersin, her yer direniş. Yağmaya dayı, eldişe, serkeftin, yağmaya.